Duruşma nasıl geçti? Bugün neler söyleyeceksiniz? Çekişmeli geçti. 16 Mart, Mart'a ertelendi. Karşı taraf savunmasını yaptı. Biz de savunmamızı yaptık. Karşı taraf keşif talebinde bulundu. Kabul etmedi mahkeme. Herhangi bir gelişme yok. Efe Özturan katıldı mı? Bir önceki duruşmada yoktu. Efe Özturan Segvisyonu ile katıldı. İfadesini verdi. Samsun Bafra'da olduğunu söyledi. Bunun dışında herhangi bir gelişme yok. Neler hissediyorsunuz peki? Bugün de bir karar çıkmadı. Devam edecek. İnşallah adaleti bekliyoruz. Adalet yerini bulacak. Adalete güveniyoruz. İfadeleri tamamen... Oğlu... Sizden de alalım. Duruşma nasıl geçti? Neler söyleyeceksiniz? İfadeleri tamamen oğlu Efe'yi kurtarmaya yönelik. Şu anki çabaları o yönde. Suçtan kurtulmaya yönelik tüm konuşmalar, savunmalar. Ve en acısı da şu, hiçbir pişmanlıkları yok. Aynen öyle. Yani zerre hani kadar elem göstermediler. Zerre kadar. Bize en çok üzen, aynen. Aileyi üzen, evet. Yani vicdanları sızlatan husus o. Evet. Yani öyle bir noktaya geldi ki beyanları, suçlu olan polis, neredeyse silahı da ben değil, polis sıktı diyecek. O noktaya kadar getirdi. Pişmanlıktan zerre bir böyle üzgünüm bile demedi ya. Yani. İnsan olarak üzgünüm bile demedi. Bundan daha üzücü bir şey yok. Bundan daha üzücü bir cümle yok. Bizde tabii ki böyle bir nokta olduğu için TCK 62'nin uygulanmaması, hiçbir iyi halinin olmadığı noktasında da tekrar tekrar vurgular yaptık. Duruşmanın iyi geçtiği kanaatindeyim ben. Bu anlamıyla da zaten tutukluluk halinin devamı kararı aynı şekilde yerine getirildi. Efe Özturan için bir evet, karar Efe Özturan karar verilmedi. Aynen öyle. Olmuş. Yani bu çok önemli. Tüm deliller toplandıktan sonra karar verilecek olması çok önemli bir detay. Çünkü tamamen reddetme anlamına gelmiyor bizim kanaatimizce. Adaletin yerini bulacağı noktasındaki inancımız her zaman tamdı. Yine tam. Hiçbir noktada hiçbir değişiklik olmayacak. Her zaman Şahin amcanın, ablamızın ve polis kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Bir sonraki duruşmada peki bir karar çıkabilir mi? Bir beklentiniz var mı? Karar çıkmaz, en iyi ihtimalle mütalaa okunur. Çünkü zaten mevcut şu anki ara kararlara bakıldığı zaman kamera kayıtları gelecek. O arada çözüm yapılırsa eğer tanıklar dinlenecek ve mütalaaya gelir. Ama karar önümüzdeki duruşmada da çıkmaz yüksek ihtimalle. Yani bir sonraki duruşmaya da kalabilir. Tabii mahkeme sağ olsun süreci hızlı ilerletiyor. Evet. Herhangi bir böyle hani uzamaya, gecikmeye sebebiyet vermiyor. Evet. İşte görmüş olduğunuz gibi 20 gün, 25 güne bir duruşma yapıyoruz. Evet. Muhtemelen çok kısa süre içerisinde hak yerini bulacak. Evet. Söyleyeceksiniz, neler hissediyorsunuz? Şey yapamayacağım artık. Oğlunla babasının tutuklusunu istiyorum. Başka da bir şey söylemiyorum yani. İstiyorum tutuklansınlar. Serbest dolaşmasınlar. Katiller. Başka da bir şey Teker çıkartıyorlar bak. Neden vurdular ona?
Ağzını bulduk.